cenazemiz şaşırdı ya. Sayın Valim, açılmadı Sayın herhalde. Milletvekillerim, Sayın Protokol basınımızın değerli mensupları, gerçekten biraz önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, şimdi kapat, gel. Bugün o kadar mutlu ve gururluyuz ki üniversitemize sağlanan bu destekler gerçekten bizleri çok güçlü kılmakta. Şu anda da özellikle Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu'na ben çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abidin Özkaya'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Yine burada mevcut olan kalp hastanesi anjiyografi cihazlarımıza inanın çok geçmedi. 7-8 ay önce bir tane ilave yapmıştır. Şimdi ikincisinin sizlerle birlikte protokolünü imzalamak için burada bulunuyoruz. Bize sağlamış olduğu bu destekler çok kıymetli. Özellikle üniversitemizde sağlık hizmetlerinin daha seri bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Ve yoğun hasta talebini çok rahatlıkla karşılayacağımız aynı anda 4-5 kalp operasyonunun devam edeceği bir sürece geçmiş oluyoruz bu desteklerle. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü biz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak sadece şehrimize değil bölgesine hizmet eden bir hastanemizdir. Ki bu hastanemizin sadece sağlık konularını da destek vermesinin dışında tıp dünyasına değerli bilim insanlarını yetiştirmesi, özellikle tıp fakültesi öğrencilerimizi yetiştirmesi ve Ar-Ge boyutunda da etkin araştırmalarla çok değerli bulguları bütün insanlığa hediye etmesi de bence çok önemli başlıklar arasında yer almaktadır. Tabii burada biz yapay zeka boyutunda da sadece sağlık alanında değil, mühendislik alanında bunların aktif olarak kullanıldığını, ziraatte, sosyal bölümlerde 19 fakültemiz, bir yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu ile etkin faaliyetlerine devam eden bir kurumuz. İnşallah mahcup olmadan bu hizmetlerimizi artırarak devam etmek istiyoruz. Şehrimize, sanayimize lokomotif olarak bu görevimizi devam ettirmekten yanayız. Ülkemize ve insanlığa güzel katkılar, katma değeri olan Ür-Ge faaliyetleri içerisinde kendine hedef edinmiş bir üniversite olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben bu katkılarından dolayı gerçekten biraz önce Demir Yaka Holding'e teşekkürlerimizi ilettik. Gerçekten katkıları, robotik cerrahideki bu durum ki Sayın Dekanımız da çok güzel ifade etti. Ankara'nın doğusunda sahip olan tek üniversite hastanesi olmamız da bence takdire şayandır. Ben burada yönetim kurulu başkanı Necmettin Baktır Bey'e de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de birazdan imzalayacağımız bu protokol kapsamında da yine Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abidin Özkaya'ya teşekkür ediyorum. Ben katılımlarınızdan ve bize sağlanan bu destekleri sizlerle paylaşmamıza fırsat verdiğiniz için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli protokol hazırım. Hepinizi Turkuaz Seramik ailesi adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün Sayın Bakanım mübarek bir gün. Böyle hayırlı bir iş vesilesiyle de bir arada bulunduğumuz için Cenab-ı Allah'a sonsuz teşekkürler, şükranlar sunuyorum. Tabii biz üniversitemizi seviyoruz, Kayseri'mizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Biraz evvel de değerli Necmettin Baktır'ın da bahsettiği gibi biz bu topraklarda kazandık. Bu topraklarda da inşallah son nefesimizi verene kadar elimizden geleni yapacağız. Değerli Bakanım, tabii ki üniversitemiz hakkını, bu tür cihazların hakkını hem öğretim kadrosuyla hem son dönemlerde gelişmişlik sırasında araştırma üniversiteleri arasında 8. olmasıyla 20 küsur üniversite arasında bizleri hem motive ediyor, hem gurur veriyor, hem de böyle içimizde bir coşku oluyor. Çünkü kendi evladımız gibi, kendi toprağımızın bir
öğretim üyeleri, rektörümüz, abi kardeş ilişkisiyle ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Böyle milyonlarca insana, hayatına, sağlığına dokunuş yapan bu cihazların alınması, buralara bağışlanması bizleri de çok mutlu ediyor. Sayın Bakanım, bu tür şeylerin, cihazların, bu tür yardımlarda ben özellikle yönetim kurulu başkanı benim ama gerçek başkanımız da Abdurrahman Bey. Onun katkısı, diğer ortaklarımızın katkısı bir nevi oy birliğiyle bu tür şeyler bizim ailemizden geçiyor. Ondan dolayı da ben çok mutlu oluyorum. Hatta kendilerine bazen sordum da ya bunları sormaya da ne gerek var diyor. Sen ne diyorsan o olsun diyorlar. Çünkü hayır işi bunu sormaya da gerek yok diyorlar. Sayın Bakanım, bu tabii bir protokol. Bu protokolü imzalayacağız. Alımını cihazımızın yaptık. Zaten bu tür alımları yaparken de bana en kolay iş parasını ödemek düşüyor. Pazarlığını yapmak düşüyor. Allah da onu sizin deyiminizle veriyor, veriştiriyor. Bir böyle bir bereket oluyor bu işlerde. Nasıl ödendiğini de çoğu kere bilmiyoruz. Ama bu süreçte ben tabii ki bir teşekkür sunmak istiyorum. Sayın rektörüme, başhekime, başhekim yardımcılarıma, öğretim üyelerine ve özellikle bu cihazı kullanılan bölümdeki değerli kardeşim Doktor Güven hocama. Çünkü sürecin yönetilmesinde Yusuf Bey'le birlikte olayın teknik yönünü vesaire o götürdü. Akşamları ben 6'da 7'de burada çalıştıklarını biliyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımdan da şunu rica ediyorum huzurunuzda. Biz bunu böyle imzalayalım. Cihaz teslim edilirken inşallah bir başkasını da tekrar protokolünü yaparız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim, herhalde biraz önceki konuşmalardan bu memlekette yaşayıp da bu toprakların çocuğu olup da iftihar etmeyen bir Allah'ın kulu yoktur. Allah hayırseverimizden de razı olsun. Üniversitedeki hocalarımızdan da razı olsun. Bir taraftan hayırseverlerimizi alıyor. Bir taraftan da üniversitedeki hocalarımız şevkle bu işe devam ediyorlar. Birbirlerini destekleyen, birbirlerini tamamlayan bir yapıda bu işi Cenab-ı Allah sonuna kadar devam ettirsin. Yıllar öncesinde babasının hocasını ziyarete gelen Mevlana Hazretleri'nin oğlu bu arada Seyyid-i Burhanettin Hazretleri'ni ziyaret eder. Bir hayırseverin de törenine gittiklerinde o gün şu sözleri, şu kelamları söyler ve kitaplara düşer bu. Vermek de İsar diye geçiyor eski sözlüklerde. İsar'da, iyilikte, hayırda, eşi menendi olmayan Kayseri halkına Allah aferinler yazsın, merhametler etsin, bereketler yağdırsın der. Bu 1240'lı yıllarda söylenmiş bir söz. Aradan yaklaşık 800 sene zaman geçmiş. O günlerde de demek ki Kayseri halkının damarında bu var. Nihayetinde bizler yukarılardan biraz daha Orta Asya'dan buralara doğru gelmiş göçmen kavimleriz. Yazın biraz yaylaklarda, kışın biraz daha merkezde. Ama özellikle Ahi Evran'la birlikte meslek öğrenmişiz. Tüm Türk kabilelerine, hayvancılık, rençberlik, çiftçilik bilen kabilelere o meslek öğretmiş. Mesleğin kurallarını koymuş. Ahlaki prensiplerini inşa etmiş. Eşi de bir taraftan kadınlara aşına, eşine, işine sahip ol gibi düsturları öğretmiş. Güzel bir aile var orada. Bir de Mevlana Hazretleri'nin hocası Şems Hazretleri Konya'ya gelince gelip Kayseri'ye yerleşir. Bir işaret üzerine nihayetinde. Ve burada yıllarca insanları eğitir. İslam'ın özünü, o merhametli insanın içine işleyen tavrını, damarını herkese nakşeder. Bu iki zatın tesirinde yüzyıllar boyunca devam eden bu toplumda evet ticaret ön plandadır, alışveriş ön plandadır. Bazen dışarıda soruluyor, hatta biz de kendimize olan özgüvenden dolayı Kayseri'ye dalga geçer gibi fıkralarımızı anlatıyoruz. Hiç alınacak bir şey yok bundan. Ama geri plandaki, özündeki bu güzelliği, bu iyiliği, bu isarı, bu cömertliği, bu verme duygusunu Allah bütün topluma nasip etsin diye dua ediyoruz. Şimdi bu konuşmalardan hepimiz iftihar ettik. Bir taraftan da diyor ki Abidin Bey, bu geldiğinde inşallah diyor, başka protokola imza atalım diyor. İnşallah. Bir taraftan da Cenab-ı Allah buyuruyor ya, sonsuz imanımız var. Şükrederseniz artırırım, verirsiniz daha fazla veririm diye.
Orayı da garantiye alıyor yalnız. Çaktırmadan. Kayserilik'te böyle bir şey. Allah bereketini artırsın. Hem Baktır ailesine hem de burada Özkaya ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Evlerine Cenab-ı Hak huzur versin, saadet versin, dirlik düzenlik versin. İşlerine de bereket versin inşallah ki bu güzel işler yapılsın. Değerli hocalarımız da inşallah burada topluma hizmet etsinler, kendilerini geliştirsinler. Bu güzel aletlerle ellerinden Cenab-ı Hak şifa dağıtsın diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim.